Çanakkale Savaşları Osmanlı ordularının üstün başarılarıyla sürerken, Avrupa Savaşı başka gelişmelere gebeydi. Savaştan önce Üçlü İttifak'ın üyesi olan İtalya, savaşı Avusturya-Macaristan'ın başlattığı savunusuyla tarafsız kalmıştı. İtiraf devletleri, İtalya'yı kendi yanlarına çekmek istiyorlardı. Bu amaçla yürütülen gizli görüşmeler 1915 baharında sonuç verecek ve İtalya 26 Nisan'da Üçlü İtilaf Devletleri ile gizli Londra Anlaşması'nı imzalayacaktır. Bu anlaşmaya göre savaş sonunda Trentino, Trieste ve Kuzey Dalmaçya İtalya'ya veriliyordu. Bu anlaşmadan sonra İtalya 23 Mayıs 1915'te Avusturya-Macaristan'a savaş ilan edecektir. Roma'da ilk kez İtalya Başbakanı Salandro'nun 1914 Ekim'inde dile getirdiği Sacro Egoismo yani kutsal çıkarcılık rüzgarı esmektedir. Bundan anlaşılan İtalya'nın öncelikle kendi çıkarlarını düşünmesidir. Savaşa girmenin gerçekten İtalya'nın çıkarına olup olmadığını ise tarih gösterecektir. İtalyan ordusu 875 bin kişilik büyük ama donanım, top ve cephane rezervi bakımından zayıf bir orduydu. Bir başka sorun komuta kademesinde yaşanıyordu. Savaş arifesinde emekliliği yaklaşmışken komutanlığa atanan General Luigi Cadorna, acımasızlığa varan sertliği ve inatçılığıyla tanınmış, orduda hiç sevilmeyen bir generaldi. Cadorna, İtalya savaşa girince Avusturya-Macaristan'a aynı bölgeden 11 saldırı düzenleyecek ve hiçbir başarı elde edemediği gibi yüz binlerce İtalyan askerinin ölümüne neden olacaktır. İtalya-Avusturya-Macaristan sınırı genellikle Alp dağları üzerinden geçmekteydi. General Cadorna, saldırı için Sarp dağları arasından akan Isonzo Nehri Vadisi'ni seçecektir. Nehir geçilebildiği takdirde ordularının Trieste'ye hatta Ljubljana'ya kadar ilerleyebileceğini varsaymaktadır. Oysa Avusturya orduları bütün sınır boyunca dağların yüksek kesimlerinde mevzilenmiş durumdadır. Tarihe geçen adıyla Isonzo Savaşları 23 Haziran 1915'te başlayacak ve yıllarca sürecektir. Bu savaşlarda İtalyan ordusu Avusturya birliklerinin mevzilendiği Alp dağlarını aşmak ve Isonzo Nehri Vadisi'ne inmek zorundaydı. Nehir Vadisi'ne inildiği zaman da sorun bitmiyordu, çünkü vadinin karşı yakası da dağlıktı ve o dağları da Avusturyalılar tutmuş durumdaydı. İtalyan birlikleri bu savaşlar boyunca inanılmaz zorluklar yaşamışlardır. Yaz kış kar eksik olmayan bu dağlara tırmanmak, araç gerici taşımak, topları sürüklemek ve en kötüsü yüksekte olmanın avantajını iyi kullanan Avusturya ordusunun saldırılarını savuşturmak İtalyan birliklerinin en büyük kabusu olacak ve onlara çok pahalıya mal olacaktır. Tüylü şapkalarıyla İtalyan Alp birliklerinin etkin rol oynadığı saldırılar, kimi zaman dağ kovuklarında uzun bekleyişlerle duraklayacaktır.
yukarıdan atılan el bombalarından sakınmaya çalışan askerler, patlamalar yüzünden sık sık oluşan çığlarla da boğuşacak, diri diri gömülme tehlikesi yaşayacaklardır. Buna karşın Avusturya ordusu, İtalya ile savaşında iki kez saldırıyı deneyecektir. Genelkurmay Başkanı Konrad von Hötzendorf'un hazırladığı plan uyarınca Avusturya ordusu 15 Mayıs 1916'da Trentino bölgesinden 18 tümen ve 2000 topla saldıracak ve 29 Mayıs'ta Asiago'yu ele geçirecektir. Böylece Isonzo bölgesinde bulunan İtalyan ordusu çember içine alınma tehlikesiyle karşılaşacaktır. General Cadorna büyük bir hızla bu bölgeye asker sevk edecek ve saldırıyı durdurmaya çalışacaktır. Bu arada İtalyan hükümeti, müttefiki Rusya'dan hemen saldırıya geçerek İtalya üzerindeki baskıyı hafifletmesini isteyecektir. Rusya bu talebe uyarak daha sonra General Brusilov'un adıyla anılacak başarılı bir saldırıya geçecektir. Bunun üzerine Avusturya bölgeden bazı birlikleri Rus cephesine kaydırmak zorunda kalacak ve bu tehlike böylece savuşturulacaktır. İkinci saldırı bir Alman-Avusturya ortak harekatı olarak 24 Ekim 1917'de Caporetto üzerinden yapılacaktır. Almanya, Isonzo savaşlarında sürekli kan kaybeden Avusturya ordusuna yardım etmek ve sorunu kökünden çözmek kararına varmıştır. Bu nedenle General Below komutasında 6 Alman tümeni Avusturya ordusuna yardıma gönderilir. Saldırı, İtalyan savunmasının çok zayıf olduğu Caporetto'dan başlar, büyük bir hızla ve başarıyla gelişir. Avusturya ve Alman birlikleri hızla ilerlemeye başlarlar. İtalyan ordusu büyük kayıplarla çekilmek zorunda kalır. 10 Kasım 1917 günü Piave Nehri geçilir.
gaz ve alev silahlarının da kullanıldığı saldırı, İtalyan birliklerinin yenilgisiyle sona erecektir. Bu savaşta İtalyan orduları 305 bin asker yitirir. Bunların 275 bini teslim olan İtalyan askerleridir. Savaş Aralık ayına kadar sürecek, Almanya'nın kuvvetlerini Batı cephesine kaydırmak zorunda kalması ve Avusturya'nın ikmal hatlarının uzaması yüzünden duracaktır. Alman-Avusturya harekatının başarısı İtilaf devletlerini korkutacak, 6 Fransız, 5 İngiliz tümeni İtalya'ya yardıma gönderilecektir. Avusturya-Macaristan için sonun başlangıcıdır bu. İtilaf kuvvetlerinin arka arkaya kazanacakları zaferler, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun sonunu getirecektir. ...1915 yılında Balkanlarda bir başka gelişme daha yaşanacaktır. Çanakkale'de savaşan Osmanlı orduları için gerekli olan askeri malzemenin Almanya'dan ulaşımı zorlukla yapılabilmektedir. Bunun nedeni de 1914 yılında Avusturya-Macaristan'ın savaş açtığı ancak yenilerek çekilmek zorunda kaldığı Sırbistan'dır. İttifak devletleri bu sıkıntıyı aşabilmek için ortak bir harekata girişmeye karar verirler. Bu sırada Bulgaristan'la yapılan gizli görüşmelerde sonuçlarını vermiş ve 2. Balkan Savaşı'ndaki yenilginin öfkesini hala yaşayan Bulgaristan, ittifak devletleri yanında savaşa girmeye karar vermiştir. Bulgar Çarı 1. Ferdinand, Slav düşmanlığıyla tanınan ihtiraslı bir kraldır. Kendisine Sırbistan'da büyük toprak kazanımları sözü verilince, Almanya ile anlaşmaktan çekinmeyecektir. 6 Eylül 1915 günü Bulgaristan, 4 tümen gücünde bir kuvvetle savaşa girecektir. Plan çok basittir. Alman General August von Mackensen komutasındaki Alman ve Avusturya birlikleri, Tuna ve Sava nehirleri üzerinden Sırbistan'a girecek, güneyden saldıracak Bulgar ordularıyla birlikte ülkeyi tümüyle işgal edeceklerdir. Bu sırada Balkanlardaki gelişmeler yüzünden endişeye kapılan İngiltere ve Fransa, 5 Ekim'de görünüşte tarafsız ama İtilaf devletlerine yandaş Yunanistan'ın Selanik kentine 2 birlik göndereceklerdir. Bu 2 birlik, bir silindir gibi gelen Alman, Avusturya, Bulgaristan ordularına karşı hiçbir harekata girişemeyecek, Sırbistan'ın işgal edilmesine seyirci kalacaktır. İşgal harekatı 7 Ekim 1915 günü başlar.
İki günde Belgrad düşer. Kral Peter'in oğlu ve Kral Naibi Alexander'ın komutasındaki Sırp orduları çekilmek zorunda kalırlar. ...200.000 kişilik bir ordu Bulgar zulmünden korkarak kaçan sivillerle birlikte Arnavutluğa doğru çekilmeye başlar. Yol çok zahmetlidir. Karlı dağların aşılması gerekmektedir. Sırplar, açlık, hastalık ve yorgunluktan eriye eriye Adriyatik Denizi kıyısındaki Durazzo Limanı'na ulaşacaklardır. Sırp ordusu buradan itilaf gemileriyle Korfu Adası'na taşınacaktır. Sırp ordusundan arta kalanlar bu adada mülteci kamplarına yerleştirileceklerdir. ...1915 yılı sonunda Sırbistan ve Karadağ, Avusturya işgali altındadır artık. Ancak bu yenilgi ve zorlu çekilme Sırp ordusunu yok edemeyecektir. Korfu Adası'nda tekrar toparlanmayı başaran Sırplar, 1916 yılının Temmuz ayında 118.000 kişilik savaşa hazır bir ordu olarak Selanik'e gelecektir. Selanik o sırada itilaf devletlerinin üs gibi kullandığı, çok sayıda askerin toplandığı bir kenttir. Çanakkale'den çekilenler, Orta Doğu cephelerine gönderilecek olan takviye birlikleri burada bekletilmektedir. Sırp ordusunun da katılmasıyla bölgede bulunan itilaf devletleri askerlerinin sayısı 285.000'e ulaşacaktır. Fransa Cumhurbaşkanı Poincaré amaçsızca bekleyen bu askerleri ziyaret eder. Ancak hiçbir hücum planına dahil edilemeyen bu büyük kuvvet, burada uzun bir süre bekleyecektir. Osmanlı orduları bir yandan Çanakkale'de savaşırken, bir yandan da başka cephelerde büyük sınavlar vermekteydi. Doğu cephesinde Rus orduları ve Ermeni çetecileriyle savaşlar sürüyordu. İngiltere savaş başlar başlamaz Basra Körfezi'nde Fava asker çıkarmış, Şattül Arap ve Kurna'yı işgal etmişti. Amaç Abadan'daki petrol rafinerilerini, tanklarını ve boru hatlarını korumaktı. Irak Savaşı diye adlandırılan bu savaş bölgesinde Osmanlı orduları çok zayıf durumdaydı. Bölgede bulunan 4 tümenden Trakya ve İstanbul bölgesine asker kaydırılmış, 1914 yılı Ekim ayında bölgede yalnızca bir tümen bırakılmıştı. Çoğunluğunu Hint birliklerinin oluşturduğu General Charles Townsend komutasındaki İngiliz kuvvetleri 29 Eylül 1915'te Kutulamare'yi ele geçirdiler. Bu başarılar İngiltere'yi yüreklendirecek, Çanakkale yenilgisinin yarattığı moral bozukluğunu silmek amacıyla
seferin Bağdat'a doğru sürdürülmesine karar verilecektir. Ancak bu sırada Osmanlı Genelkurmayı bölgeye yeni birlikler göndermeye başlayacaktır. Daha sonra Kor General olacak Albay Nurettin Sakallı'nın komutasındaki Osmanlı birlikleri, Bağdat'a 70 kilometre uzaklıktaki Selmani Pak mevkiinde İngiliz ilerleyişini durduracaktır. Geri çekilmek zorunda kalan İngiliz birlikleri, Dicle Nehri üzerinde Kutul Amare'ye dönecek ve burada bir savunma hattı kuracaklardır. 5 Aralık'ta başlayan Kut kuşatması, sonuç getirmeyen karşılıklı saldırılarla 146 gün sürecektir. ...72 yaşındayken Bağdat Bölgesi Komutanlığı'na getirilen Alman General Goltz, 12 Aralık'ta Albay Nurettin'in karargahını ziyaret edecek ve kuşatmaya devam edilmesi emrini vererek Bağdat'a geri dönecektir. Kuşatmanın ilerleyen dönemlerinde komuta, Enver Paşa'nın kendisinden genç amcası Albay Halil'e verilecektir. Kuşatmanın uzamasıyla İngiliz birlikleri açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır. Son çare olarak atlar kesilip yenmeye başlanacaktır. Bu, at eti yemeyen Hintli askerler için bir kabus olacaktır. General Townsend, Albay Halil'e birliğinin serbest bırakılması için 1 milyon İngiliz sterlini önerecek, İstanbul'a danışan albay bunu reddedecektir. Kuşatma altında İngiliz birliklerine Dicle üzerinden yardım ulaştırma çabaları da bir sonuç vermeyecek. 24 Nisan 1916'da 270 ton yiyecek taşıyan Yulnar gemisi Osmanlı birliklerince ele geçirilecektir. Ve başka bir çıkar yol bulamayan General Townsend 29 Nisan 1916 günü teslim olacaktır. Goltz Paşa, Kutul Amare'nin teslim olmasından 10 gün önce tifüs hastalığından hayatını yitirecektir. İngiliz kuvvetlerinin teslim olması, İngiltere'de Çanakkale yenilgisinden de daha büyük bir etki yaratacaktır. Daha sonra Kut soyadını alacak olan Albay Halil, Kutul Amare Fatihi olarak paşalığa yükseltilecektir. General Townsend, değerli bir esir olarak İstanbul'a gönderilecek ve savaşın sonuna kadar orada kalacaktır. Orta Doğu'da dengeler daha sonra tekrar değişecektir ama İngiliz-Hint orduları büyük çapta takviye aldıktan ve büyük bedeller ödedikten sonra.